Merhaba. 2 Eylül 2022 Cuma günü Fairview'deyiz arkadaşlar. Dün Turfontein vardı. Evet, dün tekimiz de geldi ama 3'te kaldık açıkçası. Atlarımız ikinci geldi maşallah. Neyse, yapacak bir şey yok. Bugün elimizde Fairview var. Ona bakalım. Fairview'de nasıl bir bugün planlama yapacağız. Zor bir gün bugün yine. Hemen tahminlerimize geçelim. Birinci koşu 12.35'te. Orada da birinci koşuyla bizim birinci koşu. Çünkü 8 koşu normalde. 8. koşuyu almıyoruz tabii ki. Maiden koşuyla başlıyor 7'li plasenin ilk ayağı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metre. Çim piste çıkacaklar Fairview'de. Burada 1 numaralı Maradiva, JP Van Der Werve ve 6 numaralı Sismic Event arasındaki birincilik mücadelesi bize birinciyi tayin edecek. Ama burada mistik kupon yapmak isteyenler 7'li plaseyi biri tek atabilirler, Maradiva'yı. Yani bu çok daha ön planda bir safkan görüntüsü var bunun. Arkadaşlar, evet. Maradiva burada banko ama 1.6'yı geçerseniz belki de 2'ye katlarsınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci koşuyla beraber altılı Gayan başlıyor. Fairview'de şartlı bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Evet, burada Crimson King, Richard Fury ile sürdürek banko. Evet, bankomuz arkadaşlar. Bu grubun üstünde olan bu safkan bugün bu 1800 metreyi kazanacağını düşünüyoruz ve burada bizim bugünkü yegane bankomuz. Bir tane de alternatif bankomuz var. Dileyenler onu teke çevirebilir tabii daha sonra. Evet, üçüncü koşu Maiden dişilere ait 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var. Arkadaşlar, burada 6 tane at yazacağız. 5 numaralı Spring Favor, Soli ile ilk atımız. Kaldı ki burada bu safkanın birinci gelme ihtimali çok yüksek. Alternatif banko demiyoruz ama eğer AGF'si 40'ın üstünde çıkarsa banko atmayı düşünebilirsiniz rahatlıkla. 6 numaralı Red Sphere, Calvin Habib'le yine aynı şekilde güzel bir, yani İrlanda orijinle Torador'la burada ideal bir Amerikan orijin kapışmasını izleyeceğiz. Yani bu iki atı ayırıyoruz ama bunların da arkasından bir numaralı Rhythm of the Rain, Fury ile 9 numaralı Loving You Baby, Ryan Munger ve 208 numara burada Karu Magic Dlouhu ile 10 numaralı Realistic Wonder Ramzan'la ve 3 numaralı Duchess of Africa Kylie Minnie ile ilk kez koşan bu safkanın da burada sürpriz şansının olduğunu düşünüyoruz. 5 ve 6'yı ayrı tutuyoruz. 1, 9, 8, 10 ve 3'ü de arka planda kazanabilme ihtimali yüksek olan safkanlar olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu 3. ve 4. koşular gerçekten enteresan. 4. koşuya geçtik şimdi. Maiden bir koşu, bu dişilere ait. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. Evet, burada da 3 numaralı Color Coded Calvin Habib ile ilk atımız. 4 numaralı Mimi Apple Pie Mustafa ile. 7 numaralı Rasinante Rensburg. 8 numaralı Chronicles of Narnia. Evet, Chronicles of Narnia Ryan Munger ile. Ne biçim bir şey, 64 handikap puanı ulaşmış. 3 tane 7'incilikle. Üst gruplarda koşmuş. 14 numaralı Texas Tornado Dlouhu ve 9 numaralı Hey Siri Ramazan'la. Evet, bizim bildiğimiz Siri'yi at isim yapmış adamlar burada. Şimdi burada 3, 4, 7, 8, 14, 9 diyoruz fakat AGF oranlarına göre biz eminiz burada. Mesela atıyorum 2 numarayı yazmadık, bakmak lazım. AGF oranlarına tamamlamamız gereken yerler olabilir. Çok ummadığımız bir safkan gelebilir, onu söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Bu 6 atın dışında bir at varsa siz de ilave edersiniz arkadaşlar. 3, 4, 7, 8, 14, 9 diyoruz biz. 5. koşu handikap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 10 tane safkan var burada. Arkadaşlar, burada bir alternatif bankomuz var. 10 numaralı Hala Beni Ryan Munger'le alternatif bankomuz. Güzel bir koşu bekliyoruz. Bu hem antrenörü hem de sahipleri kendileri olan bu safkandan. Mackenzie burada. Ala beni 10 numarayla alternatif banko. Bunu düşürdüğümüz zaman 6 numaralı Africa's Rock Kylie Minnie, 7 numaralı Theophilia Richard Fury,
Bir numaralı Aybolas Prince Soli ve iki numaralı Kayron Kelvin Habib. Şimdi böyle bu çok bir numara mesela Nobleton yavrusu. Hani çok böyle havuç yapmışlar bu atı. Abi biz burada daha çok 10 numaranın ön plana çıkacağını düşünüyoruz. 10 planın 10 numarayı öngörüyoruz arkadaşlar birincilik için. 6, 7, 1 ve 2 de daha sonra diyoruz. Ona göre siz de küçültebilirsiniz tabii kuponu. 6. kuşluyuz şimdi. Handikap 3 yukarı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Günün zor koşularından bir tanesi bu. Fazla at yazacağız maalesef. 9 numaradan başlayalım. Great Melody, Kelvin Habib'le kazanmış en son. Yani bu eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gruplarda arka kazanma ihtimali çok 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 zayıf. Bu Great Melody. Ama at iyi olduğu için biz otomatikman listemizi almak durumundayız. 11 numaralı Raise the Red Lantern, J.P. Van der Merwe. 2 numaralı Ushuaia, Richard Fury. 1 numaralı Born Star, Soli. Evet, en yüksek handikap puanı. 12 numaralı Head Gardener, Moyoka. Kafa Moyoka. 12'den sonra 15 numaralı Saipan, Herhold. Ve 10 numaralı Rose of Bayux, Mustafa ile. Çok zor bir ayak gerçekten. 9, 11, 2, 1, 12, 5, 10. 15, 10 pardon. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Bu rada çıkan at olur olmaz. Koşmayacak atlar olacaktır mutlaka bir iki tane. Evet şöyle 14-15 at kalıyor. Eğer bu ayağa yani diğer yerlerde güzel iki tane en azından banko sıkıştırırsanız bu ayağa H işaretini yapabiliyorsanız yapın. Yapabiliyorsanız tabii. Aksi takdirde işte verdiğimiz atlar ön planda bize göre. Son kuşu 7. kuşluyuz. Jockey Club Stakes diye geçiyor. Listed 3 yukarı İngilizler 2000 metre burada. Uzun metrajlı bir koşu. 7 numaralı Flower of Saigon, J.P. Van der Merwe ile ilk atımız arkadaşlar. Flower of Saigon'dan iyi koşu bekliyoruz. 2 numaralı Integrity, burada Ryan Munger ile. 3 numaralı Musical Glitch, Mustafa ile. 1 numaralı Santa Teresa, Richard Fury ve 9 numaralı Calandra burada. Ekürler yani 1 ve 9 numaralı ekürler. Ve son olarak da 10 numaralı Miss Orange diyoruz Kylie Mini ile. Evet burası 7, 2, 3, 1 ve 9 ekürler ve 10 diyoruz arkadaşlar. Evet böylece Fairweave ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. www.marksporttahmin.com bizim kurumsal web sitemiz arkadaşlar. Buraya aynı zamanda 1-2 saat evvelden açık vermiş olduğumuz videolarımıza ait alternatif, bize göre alternatif olan şablonları koyuyoruz. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Bakın 3 tane arka arka vermiştik geçen gün. 33 liralık bir şablon orada geldi. Yani burada bahsettiğimiz alternatif bankoları bazen orada banko yapıyoruz. Bazen de çok belirgin bankolar çıkıyor. Pas geçtiğimiz gerçekten. AGF oranları çıktığı zaman görebiliyoruz bunu. Bazen de onları banko atıyoruz. Veya pas geçtiğimiz %10-12 AGF'li Ganyanlı safkanlar olursa, AGF'li olursa safkanlar, onları da ilave ediyoruz. Yani bir toparlama yapıyoruz açıkçası. Buraya ücretsiz üye olabiliyorsunuz. Oradan da kuponlara bakabilirsiniz. Şablonlara. TJK, yurt dışı ve yurt dışı diye bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, güzel bir cuma günü geçirmeyi diliyorum. Herkesin cumasını tekrardan kutluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.